Aradığın özel bir haber mi var? Yok. Nereden çıkardın bunu? Sabahtan beri gazeteyi didik didik ettin. Öyle mi? Evet. Hiç farkında değilim. Halide ile aranızda ne geçtiğini bana anlatmayacak mısın? Ne geçmiş olabilir ki? Bilmem. Ama uydurduğunuz hikaye bana pek inandırıcı gelmedi. Ortada tuhaf bir vaziyet var gibi. Orhan'la uzun yıllar birlikte olmak seni ne hale getirmiş hemşire? Her şeyden şüphelenir olmuşsun. Abi, bak. Halide tehlikeli bir kadın. Onun neler yapabileceğini bilseydin, ondan neden uzak durmanı istediğimi anlardın. Bak Seher, insanlar kendilerini müdafaa etmek istediklerinde çok tehlikeli olabilirler. Kim bu saatte? Bilmem. Seher yok mu? Burada. Serap. Gözün aydın Seher. Orhan bulunmuş. Ölüm. Sen. Hoş lan. Yemin ediyorum var ya, aynı damat gibi olmuşsun ha. Niye böyle giyindin ki ne sen? Bayram değil, seyran değil. Ne oldu ki ne? Hayrola? Ne oldu ki ne? Nerede? Ne nerede kardeş? Lokum. Hani alasın diye gönderdim seni, en alasından. Atana rahmet. Yemin ediyorum ben de oradan geliyorum. Biliyor musun? Gittim kardeş tohumcuya. Dedim ki kardeş bizim dedim hayırlı bir işimiz var. Dedim 2 kilo lokum tar tahafız götürecek dedim, tamam mı? Dedi ki ne vallahi Ramazan abi dedi, beni de anıyorlar biliyor musun? Ramazan abi dedi hiç taze lokum yok, hep bayat dedi. Nasıl lan dedim bayat, hafıza bayat lokum verek dedim. Uçtun. Yemin ediyorum. Nasıl lan dedim lokumcu burası. Biraz sesimi yükselttim biliyor musun? Ondan sonra dediler ki abi dediler ne yapak dediler. Ben dedim ki ne zaman gelecek taze lokum? 2 güne dediler. Dedim ki 2 gün sonra gelirim ben dedim. Döndüm eve geldim bir de. Niye bana öyle bakıyorsunuz? İnanmıyorsunuz bana. İnanmıyorsunuz mu? İnanmıyoruz. Madem sen lokum almadın, Gülizar hanımefendi istemeye gitmeyeceksin demektir. Ya kardeş şöyle şey var. Bak şimdi, iyi dinle beni. Madem Gülizar hanımefendi istemeye gitmeyeceksin, gideceğim. Gitmeyeceğim. Belli. Yarın cuma. Mübarek gün. Peygamber Efendimiz mübarek günde cuma günü kız isteyin diye buyurmuşlar. Bilal mi? He. Sen şimdi yarın benimle geleceksin mi gelmeyeceksin mi? He. Anlaşıldı Ramazan. Bu işi ben kendi başıma halledeceğim. Bak, 3 vakte kadar bu iş bitecek. Tamam. Bundan böyle ben kendi başımın çaresine bakarım. Ben artık bende kalacağım. Ben bana gidiyorum. Araba yanmış vaziyetteymiş. Cesedi teşhis etmekte hayli zorlanmışlar. Ama neticede Orhan olduğu kesinleşmiş. Olamaz. Hanımefendi, bu kadar kâfi. Hayır, değil. O soysuzun kaçmasına yardım ettiniz. Beni dolandırmasına izin verdiniz. Halide ve sen.
Ama her şey boşa gitti değil mi? Kendi kazdığınız kuyuya kendiniz düştünüz. Orhan öldü işte sonuçta. Siz neden bahsediyorsunuz? Hem siz kimsiniz? Ben Serap Dinç Aslan'ım. Asıl siz kimsiniz? Ben Seher'in abisiyim. Öyle mi? Evet, öyle. Lütfen şimdi kardeşimi rahat bırakın ve gidin buradan. Demek abisisiniz. Ama kardeşinizin yediği haltlardan haberiniz yok anlaşılan. Seher Orhan'la birlik olup beni dolandırdı. Bebeğimi kaçırdılar. O adam az kalsın beni öldürüyordu. Seher ona yardım etmekle kalmayıp bir de Orhan'ı hastaneden kaçırttı. Değil mi Seher? Halide ile birlikte neler yaptığınızı anlatsana abine. Serap git buradan. Orhan'ın ölümü senin cezandır Seher. Sen bunu hak ettin. Kaçak Orhan Topurcu'nun öldüğünü yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Kaçak Orhan Topurcu'nun öldüğünü yazıyor. Yazıyor. Bir süredir aranan Orhan Topurcu'nun İskenderun'da cesedi bulundu. Ne? Takdir ilahi. Layığını buldu işte. Ama asıl cezayı öte tarafta çekecek. Das tamam öyle. Orhan Bey öldüğüne göre hanım ikinci kez dolgu aldı desenize yani şimdi. Tamamen hür, nikahlı değil yani. He, öyle oldu. Allah'a çok şükür ki o yılan heriften kurtuldu kadıncağız. He, kurtuldu yani. Onu diyorum. Artık hür. İstediğini yapabilir. Kemal diyorum ya. Aa, siz de bakıyorsunuz öyle. Gülizar, ben dışarı çıkıyorum. Muzaffer Ali'ye göz kulak ol. Tamam hanım. Siz hiç merak etmeyin. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.